alüminyum, silisyum ve kalsiyum. Bir önceki bölümde de söylediğimiz gibi, bu bölümde de ismini çıkarıldıkları minerallerden alan diğer bir üç elementi konu alıyoruz. Peki bu bölümde ele alacağımız üç element ne zaman keşfedildi? Bu elementlerin hangi minerallerle ilişkisi vardı? Simya döneminde bu elementlere dair nasıl gelişmeler yaşandı? Elementlerin hikayesi 10. bölüm başlıyor. Milattan önce 5. yüzyılda Yunan tarihçi Herodot, alum mineralinden bahsetmekteydi. Çok eski zamanlarda alum, boyama mordanı olarak yahut şehirlerin savunulmasında kullanılmaktaydı. Haçlı seferlerinden sonra Avrupa kumaş endüstrisinde vazgeçilmez bir mal olan alum, uluslararası ticaretin konusu oldu. 15. yüzyılın ortalarına kadar Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya ithal edildi. Batı dünyasında alum olarak bilinen bu bileşik, şaptan başka bir şey değildi aslında. Şapın doğası bilinmiyordu. 1530 civarında İsviçreli doktor Paracelsus, şapın bir alum toprağının yani elementinin tuzu olduğunu öne sürdü. 1595 yılında Alman doktor ve kimyager Andreas Libavius bunu deneysel olarak doğruladı. 1722'de Alman kimyager Friedrich Hoffmann, şapın temelinin ayrı bir element olduğuna inandığını açıkladı. 1754'te Alman kimyager Andreas Sigismund Marggraf, sülfürik asit üzerine eklenmiş potas karışımında kili kaynatarak alümin yani alüminyum oksidi sentezledi. Alüminyumu metal haliyle sentezleme girişimlerine ise 1760'larda başlandı. Bununla birlikte ilk başarılı girişim 1824 yılında Danimarkalı fizikçi ve kimyager Hans Christian Oersted tarafından gerçekleştirildi. Susuz alüminyum klorürü potasyum amalgam ile reaksiyona soktu ve kalay gibi görünen bir metal parçası elde etti. 1825'te sonuçlarını sundu ve yeni metalin bir örneğini gösterdi. 1827'de Alman kimyager Friedrich Wöhler, Oersted'in deneyini tekrarladı ancak herhangi bir alüminyum bulgusuna rastlayamadı. Aynı yıl susuz alüminyum klorürü potasyumla karıştırarak benzer bir deney yaptı ve bir alüminyum tozu üretti. 1845'te alüminyum metalinden küçük parçalar üretebildi ve bu metalin bazı fiziksel özelliklerini tanımladı. Bundan sonraki yıllar boyunca Wöhler, alüminyumun kaşifi olarak kabul edildi. Alüminyumun ismi, alüminyum oksidinin yaygın adı olan alüminden geliyordu. Alümin ise bu ismi alum mineralinden almaktaydı. Alum ise Latince acı anlamına gelen alümen kelimesinden geliyordu. İşte böylece alüminyum adını çıkarıldığı mineralden almış oldu. Benzer kaderi yaşayan bir diğer elementimiz ise silisyumdu. Yer kabuğundaki silisyum bolluğu nedeniyle doğal silisyum esaslı malzemeler binlerce yıldır kullanılmaktaydı. Silisyum kaya kristalleri, onu boncuklar ve küçük vazolar için kullanan hanedanlık öncesi Mısırlılar ve antik Çinliler gibi çeşitli eski uygarlıklar tarafından biliniyordu. Silika, yani silisyum dioksit içeren cam, Mısırlılar ve ayrıca eski Fenikeliler tarafından en az M.Ö. 1500'den beri üretiliyordu. Doğal silikat bileşikleri, ayrıca erken insan konutlarının inşası için çeşitli harç türlerinde de kullanılmıştır. 1787'de Antoine Lavoisier, silikanın temel bir kimyasal elementin oksidi olabileceğinden şüphelendi. Ancak silisyumun oksijene olan kimyasal ilgisi o kadar yüksekti ki, oksidi indirgemek ve elementi izole etmek için hiçbir yol yoktu. 1808'de silisyumu izole etme girişiminden sonra Sir Humphrey Davy, silisyum için Latince çakmak taşı anlamına gelen silex yahut silicis kelimelerine, bu elementin metal olduğuna inandığı için metallere getirilen bir ek olan yum ekini getirerek silisyum adını önerdi. Gay-Lussac ve Thenard'ın 1811'de yakın zamanda izole edilmiş potasyum metalinin silisyum tetraflorür ile ısıtılması yoluyla saf olmayan amorf silisyum hazırladığı düşünülüyor. Ancak ürünü saflaştırıp karakterize etmediler ve onu yeni bir element olarak tanımlamadılar.
Silisyum'a İngilizce'deki adı olan silikonu 1817'de İskoç kimyager Thomas Thomson verdi. Davy'nin isminin bir kısmını elinde tuttu ama yum yerine 10 eki ekledi. Çünkü silisyumun boron ve karbona benzer bir ametal olduğuna inanıyordu. 1824 yılında Jöns Jakob Berzelius yaklaşık olarak Gay-Lussac ile aynı yöntemi kullanarak yani potasyum florosilikatın erimiş potasyum metali ile indirgenmesi yoluyla amorf silisyum hazırladı. Ancak ürünü tekrar tekrar yıkayarak kahverengi bir toz haline getirdi. Sonuç olarak silisyum metalinin kaşifi olarak Jöns Jakob Berzelius anılır oldu. Böylece bir element daha mineralinden ismini alanlar listesine eklenmiş oldu. Bu bölüme konu aldığımız son elementimiz ise kalsiyum. Kalsiyum bileşikleri her ne kadar 17. yüzyıla kadar kalsiyumun kimyasal yapısı anlaşılamamış olsa da bin yıllardır kullanılmaktaydı. Kireç, yapı malzemesi ve heykeller için alçı olarak M.Ö. 7000 yıllarından itibaren kullanılmıştır. İlk tarihlenmiş kireç fırını M.Ö. 2500 yılına kadar uzanır ve Mezopotamya Hafaca'da bulunmuştur. Yaklaşık aynı zamanlarda Büyük Giza piramidinde dehidratlı alçı taşı kullanılıyordu. Bu malzeme daha sonra Tutankamon'un mezarındaki sıva için kullanılacaktı. Eski Romalılar bunun yerine kireç taşının ısıtılmasıyla yapılan sönmemiş kireç haşlarını kullandılar. Vitruvius, ortaya çıkan kirecin orijinal kireç taşından daha hafif olduğunu fark ederek bunu taşın içine hapsolmuş suyun kaynamasına bağladı. 1755 yılında Joseph Black, bunun eski Romalılar tarafından bir gaz olarak tanınmayan karbondioksit kaybından kaynaklandığını kanıtladı. 1789'da Antoine Lavoisier, kirecin temel bir kimyasal elementin okside olabileceğinden şüphelendi. Lavoisier, elementler tablosuna 5 tuzlanabilir toprak, yani tuz üretmek için asitlerle reaksiyona sokulabilen cevher listeledi. Bunlar kaux, yani kalsiyum oksit, magnezye, yani magnezyum oksit, barit, yani baryum sülfat, alümin, yani alüminyum oksit ve silika, yani silisyum dioksit idi. Lavoisier bu elementler hakkında şu sonuca vardı. Oksijene karbonun sahip olduğundan daha güçlü bir yakınlığa sahip olanların tümü, şimdiye kadar metalik bir duruma indirgenemedikleri için sonuç olarak yalnızca oksitler şeklinde gözlemimize sunulmuştur. Az önceki topraklarla sıraladığımız baritin bu durumda olması son derece muhtemeldir. Çünkü birçok deneyde neredeyse metalik cisimlerinkine yaklaşan özellikler sergiliyor. Element dediğimiz tüm maddelerin şimdiye kadar bilinen herhangi bir işlemle indirgenemeyen yalnızca metalik oksitler olması bile mümkündür. Kalsiyum ilk defa 1808'de magnezyum, stronsiyum ve baryum ile beraber Sir Humphrey Davy tarafından izole edildi. Jöns Jakob Berzelius ve Magnus Martin of Pontine'in elektroliz üzerindeki çalışmalarının ardından Davy, kalsiyum ve magnezyum metal oksitlerinin bir karışımını anıt olarak kullanılan bir platin plaka üzerine Civa 2 oksit ile beraber koyarak elektroliz sonucunda kalsiyum ve magnezyumu izole etti. Katot olarak ise kısmen civaya batırılmış platin bir tel kullandı. Üretilen yeni metale, Latince'de kireç anlamına gelen kalx kelimesinden türetilerek kalsiyum ismi tanımlandı ve böylece metalik kalsiyum hayatımızdaki yerini almış oldu. İşte bu, isimleri taştan çıkan diğer üç element alüminyum, silisyum ve kalsiyumun hikayesidir. Böylece 10. bölümün de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.